Bir arkadaş yara başa tık takıyor. Bir gün geldi, böyle yaptı. Tabii ben onun babası veya da neyse akrabası oluyorum. Ben daha okumuyorum. Ben niye okumuyorsun? Ben dedi, bırakıyorum, çalışacağım. Niye çalışıyorsun? Ayağının altını gösterdi. Cerrahpaşa'dan buraya kadar aynen böyle bir soğuk havada gelmiş. Ayağının altında, ayakkabının altında deri yok. Taşa basıyor, taşa. Ben bu haldeyim dedim. İyi dedim. Şu kitap alacağım dedi, bu kitapta 100 lira dedim. Evet. Cerrahpaşa'dan buraya yürüyerek geldim dedi. Otobüs param da yok. Hep böyle mi olacağım ben ya dedi. Oğlum kabahat sende. Niye sen gelip bana söylemedin? He? Otur. Şurada Selanik Pazarı'da Allah rahmet eylesin. Bak her zaman rahmet okuyorum ona. Muzaffer amca var orada. Muzaffer amca. Selamun aleyküm. Muzaffer amca dedim. Bana dedim 150 lira borç para vereceksin. En yakın zamanda öderim. Bir hafta içerisinde. Şimdi bana parayı verdi, demiş ki ya bu Kasım Hoca, benden borç istemedi ama niye istedim ben de bir şey var. Oradan çıkıyor beni takip ediyor, geliyorum buraya. O zaman buralar daha yapılmamıştı. Oradan kapıdan al bakıyor biz buradan. Şu dedim ayakkabı parası, bu da kitap parası, bu da kaç lira. Okuyacaksın. Okuyacağız. Şimdi o arada bizim bir Karahisarlı vardı burada, geçiyordu. Karahisarlı'ya dedim, ya abi çocuk dedim, talebe dedim, şuna dedim ki, 10 lira ver, yok param dedim. Yoksa yok. Nasıl yiyordun? Aradan zaman geçti, bu Karahisarlı geldi bana bir gün dedi ki, hocam dedi, senin dedi, Ok Meydanı, Sigorta Hastanesi'nde tanıdık bir doktorum varmış. Benim dedi amcam mı, dayım mı? Efendim orada dedi, Cerrahpaşa dedi, ameliyat oldu. Fakat dedi, ilaçlarını alamıyorum dedi. Bunu dedi, şimdiki Ok Meydanı'ndaki doktor reçete yazması lazım işte. İyi dedim. Orada da bizim Allah selamet versin, Hakan diye bir doktorumuz var. Tam Ok Meydanı'ndan içeri girdik, hastanenin kapısından. Ben hastaneye doğru giderken, hocam o tarafa gitmeyeceğiz, bu tarafa gideceğiz dedi. Niye dedim? Benim dedi işim dedi onkolojiyle dedi. Onkoloji ilk defa duydum ben. Ulan onkoloji ne demek ya? Ulan bu kadar oldu ben lan. Onkoloji. Ya ben onkoloji daha duymadım ki doktorunu tanıyan. Ulan nasıl oldu bu onkoloji, onkoloji. Ya arkadaşlar, sıkıntıdan terledim ya. Ulan dedim ben şimdi orada doktoru tanımıyorum. En son dedim ki, hastanenin kapısından dedim, şeye bizim neydi lan o? Hakan Bey'i çağırayım, oradaki doktorlara desin ki, hoca ben de bir şey yapın desin. Neyse, o onkolojinin bölümü de baraka gibi bir şey. Tam bir oraya doğru gidiyoruz, bir beyaz gömlekli yakışıklı böyle bir delikanlı çıktı. Bana bir sarıldı, Kadın babam hoş geldin, kadın babam. Ulan nasıl oldu mu? Bakın dedim ya, Allah işe bak ya. Baktım, bir deniz gemici. Vay anasını dedim. Ulan oğlum sen ne doktor oldun dedim. Ben dedim onkoloji doktor. Ne demek lan onkoloji? Onkoloji dedi, kanser doktoruyum ben dedim, kanser. Neyse çaylar, maylar, şimdi orada oturuyorum. Ayakkabısını deli kullanmış mı? Şimdi gelen elimi öpüyor, giden elimi öpüyor, doktor
kızlar var, hemşireler var falan. Dedim bana bak Cengiz, bunlar benim elim niye öpüyor biliyor musun? Niye öpüyor hocam dedi. Şimdi benim, sen baba dedin ya bana dedim ha. Bunlar dedim evlenecek dedim, bizi beğensin de gelin alsın dedim. Ya baya var, tabii dedim inşallah o da olur dedim. Dedim ki böyle böyle bu arkadaşın bir işi var. Hemen bunu dedi, yattı dedim, mühürledim, ederim dedim. Oradan çıktı. O Karahisarlı dedi ki, hocam dedi, ben dedi, şu anda dedi, rezil oldum dedi. Nasıl tel attım biliyor musun sen dedi. Niye, ne oldu dedi. Ya dedi, sen zamanında bu çocuk için dedi, benden dedi, 10 lira istediğinde vermediydim dedi. Acaba dedi, bu çocuk ben tanıdım mı dedi. Niye tanıdın ki dedim ya. Biz dedim, talebiyle dedim, sizi karşılaştırmıyoruz ki dedi. He? Ya hocam dedi, sana hayran oldum dedi.